Bu işlem de gerçekleştikten sonra döllenme mikroenjeksiyon ya da tüp bebek işlemi embriyoların gelişimini izliyoruz. Transfer bundan sonraki aşama yani oluşan embriyoların rahim içerisine yerleştirilmesi işlemi. Ağrılı değil, anestezi gerekmez. kolaylıkla yapılabilecek bir işlem. Daha önce aşılama yapılanlarda aynı onun benzeri bir işlem mesanenin idrar kesesinin dolu olmasını tercih ediyoruz. İşlemi kolaylaştırdığı için. Normalde rahim ekseni öne doğrudur, mesaneye doğrudur. Mesane dolu olduğunda, idrar kesesi dolu olduğunda hem, hem ultrasonografi ile daha rahat görürsünüz uterusu hem de işlem daha kolay olur. O açı kaybolduğu için, rahim açısı düzleştiği için. İnce bir katetere emriyor ya da embriyoları çekip uterusun içerisine Naklediyoruz, veriyoruz. Transfer işleminden sonra laboratuvar koşullarında embriyo gelişimini izleyip ikinci günden itibaren yumurta topladıktan iki gün sonradan itibaren transferi yapmak, gerçekleştirmek mümkün. Ee, yumurta sayısı az olan, buna paralel olarak embriyo sayısı az olanlarda ikinci gün transferi yapılabilir. Ama çoğunlukla yapılan üçüncü gün veya beşinci gün transferi. Üçüncü gün transferinde 8 hücreli çoğunlukla kalitesine bakarak en iyi embriyolu, embriyoyu veya en iyi embriyoları seçip uterus içerisine yerleştiriyoruz.